Hayatımızın birçok farklı döneminde yapmakta olduğumuz ya da yapmayı düşündüğümüz eylemler için alternatifler arasından bir seçim yapmak durumunda kalırız. Bu hayatımızla o kadar iç içe bir eylemdir ki bazen bir karar verdiğimizin farkında bile olmadan bir karar vermiş oluruz. Vermemiz gereken kararlar her zaman belirlilik içeren rutin ve basit yapılarda olmazlar. Bazı durumlarda kararlar belirsizlik altında, yüksek oranda risk içeren ve karmaşık bir yapıda olabilirler. Bu durumda karar verici olarak çeşitli yöntemler kullanarak alternatifler arasından bir tanesini tercih etmek durumunda kalırız. Karar sonunda şüphelerin, tartışmaların son bulduğu, seçilen yolun uygulanmaya başladığı, mantıksal sürecin nihai ürünüdür. Karar vermekse ne yapacağımızı bilmediğimiz zaman yaptığımızdır. Seçenekler arasından en büyük değeri sağlayacak olanı tercih etmektir. Çevresine esnek bir uyum gösteren insan, gereksinimlerini karşılama çabalarını sürdürürken sık sık karar verme davranışı göstermektedir. Karar, bir iş veya sorun hakkındaki düşünülerek verilen kesin yargıdır. Karar, bir amaca ulaşabilmek için var olan olanak ve koşullara göre çeşitli olası eylem biçimlerinden en uygun görüneni seçmektir. Karar, bir amacın veya çok sayıda amaçların elde edilebilmesi için mevcut çok sayıda alternatif arasında şuurlu olarak yapılan bir seçimdir. Karar, sonunda şüphelerin, tartışmaların son bulduğu, seçilen yolun uygulanmaya başlandığı mantıksal sürecin nihai ürünüdür. Karar verme, insanın birçok eyleminin öncesinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirilen bir eylem ya da süreçtir. Hayatımızdaki sorunlar bizleri çözüm bulmaya, başka bir deyişle karar vermeye zorlar. Bu bakımdan karar verme ve sorun çözme terimleri birbiriyle sık sık karıştırılır. Karar verme, farklı alternatifler arasından seçim yapma süreciyken, sorun standartlardan ya da istenilen performanstan sapmadır. Sorun çözme, sorunu hafifletmek için gerekli hareket ve uygun tepkileri belirleme sürecinde karar almayı gerektirir ama tüm kararlar sorun içermez. Ancak neredeyse tüm kararlar sorun çözmeye ve sorundan uzaklaşmaya yöneliktir. Yaşadığımız şüphelerin, tartışmaların son bulması adına bir seçim yapmalı ve bu nihai kararımız doğrultusunda uygulamaya geçmemiz gerekir. Karar verme, zihinsel bir süreç olup insanın en önemli yaşam becerilerinden biridir. Karar verme, akıl, düşünce, bilinç ve irade ile donatılmış bulunan insana özgüdür. İnsanın tüm eylem ve davranışı bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir karar verme işlemidir. Görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirme sürecinde başarı elde edebilmek amacıyla kararlar veririz. Başarılı kararlarımız sonucunda ödüllendirilirken, başarısız kararlarımız sonucunda da eleştirilebilir ya da zarar görebiliriz. Karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için, karar verme gereksinimini ortaya çıkaran bir seçme sorununun varlığı ve bu sorunun birey tarafından hissedilmesi, güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin bulunması, bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip olması gerekmektedir. Ancak bu koşullar sağlandığında bireyin bir karar vermesi beklenir. Karar verme sorun çözmedir. Doğru mu? Yanlış mı? Karar verme, farklı alternatifler arasından seçim yapma süreciyken, sorun standartlardan ya da istenilen performanstan sapmadır. Sorun çözme, sorunu hafifletmek için gerekli hareket ve uygun tepkileri belirleme sürecinde karar almayı gerektirir ama tüm kararlar sorun içermez. Yönetimsel anlamda karar verme, her tür organizasyonun her seviyedeki yöneticisinin
en önemli faaliyetidir ve yöneticilerin yaptıkları işlerin tam olarak merkezinde yer almaktadır. Yönetsel bir kararın organizasyon, seviye, önem, rasyonellik, strateji, sonuç ve belirsizlik şeklinde 7 farklı boyutu bulunmaktadır. Organizasyon. Yönetsel kararın verildiği yer formal organizasyonlardır. Yönetsel karar yöneticiler tarafından organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için verilir. Yani yönetsel kararın doğduğu yer organizasyonun içerisiyken yönetsel kararın amacı da organizasyonun amaçlarıyla alakalıdır. Seviye. Organizasyon içerisindeki kararlar farklı seviyelerdeki yöneticiler tarafından verilebilirler. Yöneticinin bulunduğu seviye verilen kararın seviyesini belirler. Önem. Kararlar organizasyonların yaşamsallığıyla ilgilidir ve organizasyonların en temel eylemlerinden biridir. Organizasyon içerisindeki kararların tümü işletme için küçük veya büyük çapta önem taşımaktadır. Rasyonellik. Yönetsel kararlar organizasyonun uzun vadeli varlığı için büyük önem arz ederler. Dolayısıyla bu kararlar rasyonel bir şekilde alınmış olmalıdırlar. Strateji. Bütün organizasyonun genel stratejisi alınan yönetsel kararların stratejisinin de anahtarlarıdır. Organizasyon içerisinde alınan yönetsel kararlar organizasyonun genel stratejisiyle uyumsuzluk göstermemelidir. Sonuç. Verilen kararlardan beklenen sonuca ulaşabilmek karar verme sürecinin başarısıyla ilgilidir. Kararlar belirli bir sonucu elde edebilmek için verilebilmektedir. Bir kararın başarılı olup olmadığı da bu sonucu elde edip edememesine bakılarak ölçülür. Belirsizlik. Yönetsel faaliyetleri sınırlandıran ve her zaman için ortadan tamamıyla kaldırılabilmesi mümkün olmayan durumdur. Karar verme eylemi anlık bir hadise gibi görünse de aslında bir sürecin sonucunu ifade etmektedir. Karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için hangisi gerekli değildir? Karar verme gereksinimini ortaya çıkaran bir seçme sorununun varlığı, karar vermeyi gerektiren sorunun birey tarafından hissedilmesi, güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin bulunması, karar vericinin organizasyondaki konumu, bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip olması. Karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için karar verme gereksinimini ortaya çıkaran bir seçme sorununun varlığı ve bu sorunun birey tarafından hissedilmesi, güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin bulunması, bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip olması gerekmektedir. Genel olarak karar verme ve yargı üretme süreçlerinde klasik, yönetsel ve politik model yaklaşımlarından biri tercih edilmektedir. Klasik yaklaşım, ekonomik varsayımlar üzerine kurulmuştur. Ekonomik olarak uygun ve en iyi getiriyi sağlayacak, yani ekonomik çıkarları gözetecek en iyi kararın verilmesi beklenir. Klasik yaklaşım, karar vericilerin nasıl karar vermeleri gerektiğini anlatan standartlar olarak görülmektedir. Klasik yaklaşımın en önemli özelliği, karar vericilerin daha mantıklı olmalarını sağlamasıdır. Bu yönüyle iktisadi yani ekonomik, ussal yaklaşım ya da rasyonel yaklaşım olarak da ifade edilmektedir. Bu yaklaşımda karar verici, rasyoneldir ve mantıklıdır. Herkes tarafından bilinen ve üzerinde anlaşılan hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır. Durumu netleştirmek için uğraşır. Tüm bilgiye ulaşmak ve tüm alternatifleri, getirilerini hesaplamak ister. Ekonomik olarak getirisi en yüksek olan alternatifi seçer. Klasik yaklaşım kapalı bir model niteliğinde olup ne karar birimini, ne karar ortamını, ne de kararın içeriği seçim eyleminin karmaşıklığını dikkate almaz. Karar verme konumunda bulunanların en iyi seçeneğin bulunmasında pek çok değişkenlerin önlerine çıkması akıllı seçim yapmalarını engellemektedir. Bu durumda karar vericiler en iyi seçeneği aramak yerine
en iyi sonucu sağlayan bir seçeneğe yönelmektedirler. Karar vericilerin sınırlar ve engeller sebebiyle rasyonel olamayacağı belirsizlik durumlarında karar verme konusunda yardımcı olur. Bu durumda kişi faydayı maksimize edecek alternatif ve alternatiflerin sonuçları hakkındaki bilgiye sahip olmadığından memnuniyet sağlayıcı bir alternatif seçmeyi yeterli bulur. Yönetsel yaklaşım, karmaşık durumlarda karar vericilerin nasıl karar vereceğini tanımlaması sebebiyle tanımlayıcı olarak da adlandırılır. İnsanlar belirli bir alanda derin bilgi ve tecrübeye sahip olduklarında bilgiyi tanıyarak kararı çabuk ve zahmetsiz olarak verirler. Bu bilgi ve tecrübeler belirsizlik durumunda karar almaya yardımcı olur. Bu yaklaşımda karar hedefleri belirsiz, karmaşık ve yöneticiler arasında bir uzlaşma yoktur. Yöneticiler genellikle sorundan veya organizasyon içindeki fırsatlardan habersizdirler. Organizasyonları karmaşık faaliyetleri için rasyonel süreçler pek geçerli değildir. Yöneticilerin tüm alternatifleri tespit ve değerlendirmeleri insan bilgi ve kaynak kısıtları nedeniyle sınırlıdır. Karar vericiler en iyi seçeneği değil, daha çok kendilerini tatmin eden alternatifi seçerler. Politik yaklaşım, şartların belirsiz, bilginin sınırlı, yöneticilerin hemfikir olmadığı ani karar gerektiren durumlarda kullanılır. Birçok karar, ortak bir amaca ulaşmak için farklı hedefleri olan unsurların bir araya gelmesini gerektirir. Karar verici bu durumda koalisyon oluşturarak insanları karar verme sürecine dahil eder. Bu yaklaşımda farklı bilgi ve değerlere sahip gruplar bir araya getirilir. Bilgi belirsiz ve eksiktir. Rasyonel olma girişimi karşılıklı kısıtlamalar nedeniyle sınırlıdır. Sorunun bütün boyutlarını tanımlamak ve tüm bilgileri kontrol etmek için yeterli zaman, kaynak ve zihinsel kapasitesi olmayabilir. Belirsizliği ortadan kaldırmak ve bilgileri toplamak için insanlar birbirleriyle görüşüp fikir alışverişinde bulunurlar. Hedefi belirlemek, alternatifleri tartışmak için müzakerelerin avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaşırlar. Kararlar, koalisyon üyelerinin tartışma ve anlaşmaları sonucu alınır. Karar verme sürecinde hangi yaklaşım tercih edilmeli? Karar alma sürecinde istikrarlı çevredeki durumlar için rasyonel yani klasik yaklaşım uygun görülürken, değişken, dinamik çevreye sahip durumlar içinse yönetsel ve politik karar yaklaşımı önerilmektedir. Karar verme, rasyonel ve bilinçli bir seçim yapma anlayışına dayandığından, seçim yapma işinin daha sistematik ve kişisel özelliklerinden etkilenmeden alınabilmesi amacıyla çeşitli karar yaklaşımları geliştirilmiştir. Yaklaşımın seçiminde kişinin bireysel tercihleri, karar verme problemlerinin programlanabilir veya programlanamaz nitelikte olup olmaması ve belirsizlik derecesi gibi hususlar etkili olmaktadır. Hayatımız boyunca aldığımız kararlar çok çeşitlidir. Bulunduğumuz duruma, konuma, zamana ve kararın niteliğine göre çok farklı türde karar alınabilmektedir. Karar türleriyle ilgili olarak birçok farklı sınıflama kullanılmaktadır. Kararlar, kullanılan yöntem ve bilginin kaynağına göre seziş, olay, tecrübe, araştırma, örf ve adetlere dayananlar, sürelerine göre kısa, orta, uzun süreli, kapsam ve önemlerine göre kısa süre etkileyecek teknik nitelikli, karar alma eylemine katılan kişilerin sayısına göre kişi ve grup, mevkisine göre komuta ve kurmay ya da tepe, orta ve alt kademe yönetim, ilgili işletme fonksiyonuna göre personel, muhasebe ve benzeri gibi, birbiriyle bağlantı ve ilişkilerine göre birinci derecede esas veya bağımsız, ikinci derecede tali veya bağımlı. Karardan beklenen sonucun alınmasındaki belirsizlik derecesine göre, belirsizlik derecesi düşük olan rutin ve tekrar niteliğindeki ile
belirsizlik derecesi yüksek olanlar, uygulayıcı veya ilgililerin karar vermedeki yetki derecesine göre, merkezi, ademi merkezi veya tepeden inme aşağıdan yukarıya, karar organını meydana getiren üyelerin karardaki oy sayısına göre, oy birliğiyle alınan, oy çokluğuyla alınan şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Farklı yönetsel seviyelerde alınan belli başlı karar çeşitlerinin hiyerarşik rollerin özelliklerinden dolayı birbirinden farklı oldukları görülmektedir. Bu açıdan kararların hiyerarşi düzenine göre sınıflandırılması, operasyonel kararlar, yönetsel kararlar, stratejik kararlar ve kurumsal kararlar şeklinde 4 ayrı grupta toplanmaktadır. Operasyonel kararlar, hiyerarşinin taban seviyesini ilgilendiren eyleme dönük kararlardır. Bu kararların büyük çoğunluğu astlar tarafından uygulamalara dönüştürülmektedir. Uygulamaların memnuniyet verici bir şekilde yerine getirilmesi isteniyorsa, alınan kararların uygulayıcılar tarafından da kabul görmesi önemlidir. Yönetsel kararlar, organizasyonun amacına ulaşması için oluşturulan, temel faaliyetlerini gerçekleştiren ve koordine eden kararlardır. Yönetsel kararlarla kuruluşun organizasyon biçimi oluşturulur. Stratejik kararlar, üst yönetimin sorumluluğunda olan kararlardır. Stratejik kararlar aynı zamanda işletmelerin uzun vadede yaşamsallıklarını sürdürebilmeleriyle ilgilidirler. Tepe yöneticiler tarafından alınan kurumsal kararlar, genel hedefleri göstermesi açısından kurum ya da kuruluşun genel vizyonunun tanımlanmasını içermektedir. Başka bir ifadeyle, kurumsal kararlar, kuruluşun 5-10 yıl sonra nasıl bir noktaya ulaşacağının resimlerinin çekilmesiyle ilgili kararları kapsamaktadır. Kararlar, yapıları açısından programlanmış, yapısal ve programlanmamış, yapısal olmayan şeklinde sınıflandırılmaktadır. Programlanmış kararlar rutin ve tekrarlıdır. İnsanlar bunlarla başa çıkabilmek için özel yollar geliştirecektir. Programlanmış kararlar gelecekte başvurulacak ve geliştirilecek standart karar kalıplarına olanak sağlayan durumları gerektirir. Karar vericiler kurallarını bir kere formüle ettiğinde alt kademe diğer planlar için yöneticilerden bağımsız kararlar alabilirler. Belirsiz, büyük olduğundan ve karmaşık bir karar alanı bulunduğundan stratejik planlamayı gerektirirler. Programlanamayan karar türü, daha çok kişiye bağlı olan, prosedürlere bağlanması zor olan ve çoğu kez bilinmeyenlerle dolu bir ortamda yapılan stratejik nitelikteki seçim işlemiyle ilgilidir. Bu gruba giren kararların ilgili olduğu sorunlarının yapısını önceden tarif etmek veya belirlemek zordur. Bu tür karar durumlarında karar verme sürecinin her safhası için önceden belirlenmiş prosedürlerden yararlanmak mümkün değildir. Her durum için her safhanın gerekleri ayrı ayrı yerine getirmek gerekir. Kararların uygulanma sürelerine göre sınıflandırılması, uzun dönemli kararlar, orta dönemli kararlar ve kısa dönemli kararlar şeklinde 3 sınıfa ayrılmaktadır. En az 5 yıllık süreyi kapsayan ya da aşan bir uygulama ömrüne sahip olan kararlar, uzun dönemli kararlar olarak adlandırılmışlardır. 1 ila 5 yıl aralığında olan kararlarsa orta dönemli kararlar olarak ifade edilmektedir. Ömrü 1 yıldan daha kısa olan kararlar, kısa dönemli kararlardır. Kararlar, değişen bilgi derecelerine göre belirlilik altındaki kararlar, risk altındaki kararlar ve belirsizlik altındaki kararlar olarak sınıflandırılmaktadır. Karar verme sürecinde çevrede yaşanan değişiklikler tercih edilen alternatifin gelecekteki sonuçlarının ne olacağını tam olarak bilmemizi olanaksızlaştırır. İçinde bulunduğumuz şartlar sürekli değiştiğinden kararlarımızın gelecek sonuçları ne yazık ki tam olarak kestirilemez. Bir kararın verilmesi üzerine bilinen şartlar altında karar verme, risk altında karar verme ve belirsizlik altında karar verme şeklinde 3 ana durum bulunmaktadır.
Belirlilik, belirli bir stratejinin seçildiğinde nasıl bir sonuç yaratacağının önceden bilinmesi durumudur. Belirlilik altında bir karar verme durumunda, karar vericinin verilecek kararlarda ortaya konulacak her seçeneğin sonuçlarına ilişkin tam ve kesin bilgisi olduğu varsayımı söz konusudur. Risk ortamında karar vermede, alınacak belirli bir karara ilişkin farklı sayıda koşullar söz konusu olmaktadır. Her alternatifin, her koşul altında elde edilebileceği sonuçlar belirli bir ihtimal çerçevesinde oluşur. Risk ortamında alternatiflerin ne gibi sonuçlar doğuracağı önceden kesinlikle bilinmez. Belirsizlik, elde edilmiş olan bilgi ile eylemin tamamlanması için gerekli olan bilgi arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Karar vermede belirsizlik aslında zorluğun da kaynağıdır. Risk ölçülebilir nitelikteyken belirsizlik ölçülemez niteliktedir. Belirlilik durumunda koşullar, değişkenler ve amaçlar bilinmektedir. Seçilecek alternatifin getireceği sonuçlar bilgi dahilindedir. Kişinin tek yapması gereken alternatiflerin sonuçlarını listelemek ve en yüksek değerli olanı seçmektir. Belirlilik durumunda karar vermek kolaydır. Fakat kararlarımızı çoğu zaman belirlilik durumu dışında veririz. Risk durumunda hedefler açıktır ve doğru bilgiye ulaşılabilmektedir. Ancak iki ya da daha çok gerçekleşme olasılığı bulunan durumlardan hangisinin ortaya çıkacağı hakkında matematiksel olasılıkları bilmek ya da tahmin etmek gerekmektedir. Bir alternatifin çıktısı hakkında bilgi kalitesi ne kadar düşükse risk o kadar yüksektir ve belirsizliğe yaklaşır. Yani riskin boyutu alınan kararın başarısızlık olasılığını belirler. Belirsizlik durumunda amaçlar net olarak ortaya konabildiği halde alternatifler ve alternatiflerin getirileri hakkında bilgi yeterli değildir. Karar vericiler matematiksel olasılıkları öğrenememekte ancak kişisel olarak varsayımlarda bulunabilmektedir. Varsayımların doğruluk oranı kararın doğruluğunu belirlemektedir. Belirsizlik durumunda alternatif oluşturulurken yaratıcı yaklaşımlar ortaya koymamız gerekmektedir. Seçim aşamasında ise kişisel hükümlerimiz belirleyici olur. Belirsizlik durumu, karara taban oluşturulabilecek geçmiş veri altyapısı yok ya da az olduğunda ortaya çıkar. Geçmişte ne olduğunun bilinememesi, gelecekte ne olacağını kestirmeyi zorlaştırır. Mevcut sınıflandırmaların dışında, işletme fonksiyonlarına göre, uygulandıkları alana göre, karar veren organa göre, konularına göre, katılma derecesine göre, bağlantılı olma durumuna göre kararlar söz konusudur. Evrensel bir karar verme süreci yoktur. Karar türüne, yönetim tarzına, karar vericinin şahsi fikirlerine, işin yapısına ve çevre koşullarına göre değişik süreç tanımları görülebilmektedir. Yönetim sürecinin niteliği karar verme süreci tarafından belirlenmektedir. Organizasyonun başarısı yöneticinin vereceği kararlarla doğrudan ilişkilidir. Kişinin etkili karar verebilmesi için özel bir çaba sarf etmesi gerekir. İyi karar verebilmek için karar verme sürecinin nasıl oluştuğunu, hangi evrelerden geçmek yoluyla karara ulaşıldığını bilmemiz gerekir. Karar verme, akıl süreci, tasarım süreci ve seçim süreci olarak 3 temel aşamadan oluşur. Akıl süreci, karar vericinin karar vermek için ortaya çıkacak durumlarla ilgili hazır vaziyette, bilgi toplamakla meşgul ve bunları organizasyonun amaçları doğrultusunda değerlendirmekle ilgili olduğu bir süreçtir. Tasarım sürecinde karar verici alternatif hareket tarzlarını belirler. Bu alternatifleri analiz eder ve böylece her alternatifin seçilmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili beklentileri ortaya koyar. Bu beklentileri organizasyonun hedefleri doğrultusunda değerlendirir. Eğer karar verici bu aşamada ilave bir bilgiye ihtiyaç olduğunu belirlerse, tekrar birinci aşamaya dönüp
bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak çalışır. Seçim aşamasında karar verici yaptırım yetkisini kullanır. Bu süreç iç ve dış etkilerin altında meydana gelir. Hiçbir alternatifin uygun olmaması veya birçok alternatifin uygun olması mümkündür. Bazı durumlarda da alternatiflerin belirlenip analiz edilmesinden beri şartlar önemli ölçüde değişmiş olabilir. Bütün bunlara rağmen bir tanesinin seçilip uygulanması gereken zaman gelir. Böyle bir zaman henüz gelmemişse karar verici önceki aşamalara dönüp daha güncel bilgilerle yeni alternatifler belirleyebilir, bunları analiz edebilir ve sonuçları değerlendirip seçim sürecini daha kolay hale getirebilir. Nitelikli bir kararın verilmesi için gözden geçirilmesi gerekenler nelerdir? Nitelikli bir kararın verilmesi için gözden geçirilmesi gereken 3 önemli nokta vardır. Bunlar amaçlar, alternatifler ve risklerdir. İyi karar vericiler karara daima bu sıralama doğrultusunda yaklaşırlar. İyi bir karar verme süreci asla ilk olarak alternatiflerle başlamaz, amaçlarla başlar. Karar vericiler ilk olarak neyi başarmaya çalışıyoruz, ulaşmak istediğimiz sonuçlar nelerdir sorularını sorarlar. Amaç veya amaçlar üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varıldıktan sonra alternatiflerin değerlendirilmesine geçilir. Her bir alternatif amaç veya amaçlara göre yeniden değerlendirilir. Ardından alternatifler bu sefer de içerdikleri risk durumlarına göre tekrar değerlendirilirler. Karar verme süreci, amaçların oluşturulması yani sorunu tanımlama, amaçların tekrar gözden geçirilerek amaca ulaşabilmek için alternatiflerin araştırılması yani öncelik belirleme, alternatiflerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yani çözüm belirlenmesi, seçim kriterlerinin belirlenmesi ve alternatiflerden birinin tercih edilmesi yani seçim yapma, tercih edilen kararın hayata geçirilmesi, takip edilmesi ve kontrol edilmesi yani kararı uygulama şeklinde 5 temel safhadan oluşmaktadır. Sorunu tanımlama, içinde bulunan karar durumunun tüm yönleriyle ortaya konulmasını ifade eder. Bir karar verme durumunda sorunu algılayan karar verici için çözüme yönelik ilk adım amacın belirlenmesi ya da karar probleminin tanımlanmasıdır. Burada karar verildiği zaman ulaşılacak hedefin ne olduğunun açıkça belirlenmesi söz konusudur. Bu safhada kritik sorular bu kararı vermekle ulaşmak istediğim sonuç nedir ya da bu karar verildiğinde hangi sorun çözülmüş olacak şeklindedir. Bu safhada neye karar vermeniz gerektiğine, problemin dışına çıkıp ve bütün açılardan bakarak acele etmeden, kolay cevaplara kaçmadan etkileyici sonuca değil de asıl soruna odaklanmamız gerekmektedir. Sorun, kişinin amaçlarına ulaşmasına engelleyici bir durumun ortaya çıkmasıdır. Karar verme, çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Karar sürecinin başlaması için bir sorunun var olması gerekir. Karar sürecinin rasyonel olabilmesi için sorunun açık olarak algılanması gerekmektedir. Karar esas olarak bir sorun çözme amacı güttüğüne göre önce sorunun ne olduğunu, önem, kapsam, etki ve sonuçlarını açık bir şekilde belirleyerek başlamamızla mümkündür. Sorunun tanımlanması, sorunun çözümünde öncü görevi yapmaktadır. Sorunun tanımlanmasında yapılacak yanlışlık, tüm sorun çözme faaliyetini yanlış yönlendirecektir. Bundan dolayı sorunlar tanımlanırken, çözüm etkinliğinin artırılabilmesi, ön yargısız ve mevcut durumun düşünce sınırlamalarından bağımsız bir tanımlama yapılmalıdır. Bu aşamada sorunu çözümüyle tanımlama, diğer basamakları atlayıp, doğrudan karara gitmek gibi bir yanlışı da beraberinde getirmektedir. Bir diğer yanlışlıksa sonucu sorun olarak tanımlamaktır. Ana sorun çoğu kez
birçok küçük veya önemsiz sorunlarla ilişki içindedir. Tutarsız kararların çoğu bu gibi ana sorunları bir kıyıya iterek ikinci derecedeki etmenlerle uğraşan atılımlar sonucu ortaya çıkar. Öncelik belirleme, karar verme durumunun nereden kaynaklandığı, özellikleri, aciliyet durumu, kararın gecikmesi ya da isabetsiz olması halinde karşılaşılacak durumlar ve kararın türünün net biçimde ortaya konmasıdır. Hangi karar verme yönteminin seçileceğine de bu noktada karar verilir. Karar verme yönteminin seçimiyle ilgili olarak kişi kararı tek başına kendi bilgisiyle, kararı vermeden nabız yoklayarak, diğerlerinin tek tek karar konusuyla ilgili görüşlerini alarak ya tek başına ya da grupla birlikte belirlemeye çalışır. Karar vermeden önce kendinizi konuyla ilgili uzman haline getirmeniz ve acil karar vermeniz gerekmiyorsa zamanınızı bilgi toplamak için kullanmanız yerinde olacaktır. Probleminizle ilgili bilgi toplarken bilgi alabileceğiniz bütün kaynakları harekete geçirmeniz ve benzer durumları yaşamış kişilerle konuşmanız en idealidir. Bazen duruma dışarıdan bir bakış, göremediğiniz pek çok ayrıntıyı görmenize yardımcı olacaktır. Bu aşamada çözüm alternatifleri geliştirilir. Her alternatif potansiyel bir çözümdür. Bu nedenle belirlenen alternatifler uygulanabilir olmalıdır. Ne kadar iyi seçenekler geliştirilirse çözüm de o oranda iyi olacaktır. Sorunu oluşturan neden ve etkenler saptandıktan sonra bunları ortadan kaldıracak önlemleri aramaya sıra gelir. Bu önlemler genellikle birden fazladır ve bu nedenle de bunların en uygun olanını seçmek gerekir. En uygundan kasıt, en etkin ve en ucuz olandır. Aralarında seçim ve tercih olanağı bulunan bu çeşitli yollardan en uygununu bulmak da çok zor olabilir. Çünkü önce bulunabilecek bütün çözüm yollarını, tedavi olanak ve araçlarını bilmek, yani onlardan haberdar olmak gerekir. Bu husus birçok durumda geniş bir araştırmayla irdelenebilir. Bu safhada belirlenmiş olan amaca ulaştıracak ya da tanımlanmış olan sorunu ortadan kaldıracak düşünülebilen başlıca alternatiflerin bir listesi yapılmalıdır. Bir alternatif ya da seçenek amacı gerçekleştirmek için veya sorunu ortadan kaldırmak için insan gücü ve fiziksel kaynakların nasıl kullanılacağını gösteren bir yoldur. Eğer gidilebilecek sadece tek bir yol varsa, yani seçim imkanı yoksa, zaten karar vermek söz konusu değildir. Çünkü karar bir seçimi ifade etmektedir. Geliştirilen alternatifler aralarından seçim yapılabilecek yolları ifade etmektedir. Çözüm belirlenmesi safhasında karar verici, uygun karar verme tarzı çerçevesinde birinci safhada belirlenmiş olan amaca ulaştırabileceği düşünülen alternatiflerin bir listesini tek başına ya da grubuyla birlikte oluşturacaktır. Bu noktada yaratıcılık ve fikir geliştirme söz konusuysa sinerjiye yönelik teknikler önem kazanır. Karşımıza çıkan sorun ya da durum karşısında ne kadar çok alternatif yaratırsak o kadar rahat karar verebiliriz. Ne kadar çok alternatif oluşturulursa o kadar çok ihtimali değerlendirebilme imkanımız olur. Yeni ihtimaller oluşturulurken açık olun. Sadece mantıklı olsun gibi kendinize limit koymayın. Aklınıza gelen her fikri değerlendirin. Yargılamayın. Değerlendirme yapmadan bütün fikirlere karşı açık olun. Fikirleri kayıt altına alın. Daha sonra değerlendirmek üzere bulduğunuz tüm fikirleri yazın. Bu safhaların amacı seçenekler arasında uygulama ve başarı şansı yüksek olanları ön plana getirmektir. Başka bir deyişle bu safhada karar vermenin sahip olduğu kaynakların bir nevi değerlemesi yapılır. Kaynaklar yani para, insan gücü, bilgi vesaire arasından uygun olan alternatifler belirlenmeye çalışılır. Seçeneklerin irdelenme kriterleri, teknik olarak uygulanabilirliği, maliyeti, sosyal açıdan arzu edilirliği, öngördüğü kaynak miktarı,
Başarı olasılığının derecesi, uzun vade, kısa vade dengelerine etkisi, kişi ve grupların bekleyişlerine uygunluğu, muhtemel sonuçları, içinde bulunduğu kültüre ve yönetim tarzına uygunluğu şeklindedir. Seçim yapma safhasında bir önceki adımda gerçekleştirilen alternatifler çeşitli açılardan uygulanabilirlik, maliyet, sosyal açıdan arzulanırlık, başarı olasılığı, içerdiği riskler, çeşitli çıkar gruplarının beklentilerine uygunluk, muhtemel tepkiler ve benzeri analize tabi tutulur. Bu süreçte amaç, alternatifler arasından uygulama ve başarı şansı yüksek olanların ön plana getirilmesidir. Son olarak, alternatifler arasından seçim yapılması için uygun olan kriterlerin belirlenmesi gerekir. Seçim kriterleri, alternatiflerin özelliklerinden hangisini ya da hangilerini nihai kararı alırken göz önüne alacağımızı belirlememizdir. Alternatiflerden birini seçerken, her alternatifin sonuçlarının ne olacağını düşünmemiz, bulduğumuz çözümün uygulanabilir olmasından emin olmamız, farklı fikirlerin kombinasyonuyla yeni sonuçlar geliştirebilmemiz, seçilecek kararda karşınıza çıkabilecek en kötü ihtimali düşünmeniz, gerektiğinde iki ihtimal arasından birini seçmek durumunda kaldığımızda feda etmemiz gerekebilmektedir. En kötü senaryoyu yazmak ve yazılan en kötü senaryoda kötü ihtimalleri tek tek düşünerek kaldırarak ben nereden itibaren bunları kabul edebilirim sorusunun cevabını bulmak, risk alma düzeyinizi belirlememizi sağlar. Burada karar verirken iki ihtimal arasında feda etmeniz gereken ihtimali seçmek zorunda kalırsınız. Bilmemiz gereken yaşamda mükemmel seçim diye bir şey olmadığı gibi karmaşık kararların çoğunda mükemmel bir alternatifin olmadığıdır. Bir alternatif seçilmesindeki amaç daha önceden belirlenmiş hedeflere erişme doğrultusunda bir sorunu çözmektir. Bu noktada kararın bir amaç değil, hedeflere ulaşmada bir araç olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Seçenekler ve bunların sonuçları demeti en iyi bir biçimde hazırlansa bile en kritik adım bunlar arasında seçim yapılmasıdır. Bu aşamada bir tercihler sıralamasına gidilir. Karar almak kadar alınan kararı yaşantıya uygulayabilmek de önemlidir. Süreç eyleme dönüşünceye kadar sadece iyi niyet olarak nitelendirilmektedir. Sürecin seçimle değil, ancak seçimin uygulamaya konup sonuçlarının yeniden görülüp takip ve kontrol edilmesiyle sonuçlanacağı unutulmamalıdır. Karar vermenin hayatımızda bu kadar önemi olmasına rağmen kararsızlık durumu her zaman için karşımıza çıkabilmektedir. Kararsızlık anında yaşadığımız belirsizlik, çözümü geciktirmek, seçimi bizim değil, koşulların belirlemesine neden olur. Sadece karar vermiş olmak yeterli değildir. İyi bir karar, uygulamaya konulmadığı sürece hiçbir şey ifade etmemektedir. Mutlaka aldığımız karardan etkilenecek diğer insanları, ne şekilde etkilenecekleri konusunda bilgilendirmemiz gerekir. Uygulamaya koyduğumuz planın nasıl işlediğini, çözüme götürüp götürmediğini ve yeni sorunlara yol açmadığını görebilmek adına planı takip etmeliyiz. Başarıya giden yolda kendi kararlarımızı vererek yaşamımızın sorumluluğunu ele almalıyız. Bir kararın etkili olması isteniyorsa bir eylemle uygulanması gerekir ve tüm karar süreci bir eyleme yönelmek içindir. Karardan diğerleri etkilenecekse durum ve kişilere iletilmelidir. Bu iletişim sonucunda uygulayacak kişilerin bu yönde güdülenmeleri gerekir. Uygulamada en önemli nokta uygulayıcıların hazırlanmasıdır. Bunun için de iyi bir bildirimde bulunmak ve hedefe kilitlenmelerini sağlamak gerekir. Aksi halde eylemsizlik ve pasif direnme olur ve karar tepeden inme zorlayıcı bir özellik taşır. Karar verme ve kararı uygulamanın dışında kararın etkilerinin periyodik olarak ölçülmesi kararın etkililiği açısından önemlidir. Bu süreçte gerçek sonuçlarla hedefler karşılaştırılır,
Eğer sorunlar mevcutsa değişiklikler yapılmalıdır. Burada ölçülebilir hedeflerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Her karar verici hangi kararın nasıl eyleme döküleceğini, hangi ödevlerin takip edilmesi gerektiğini ve hangi özelliklere sahip insanların bu ödevleri yerine getirebileceğini düşünebilmelidir. Kararların sonuçlarını ve gidişatını izleyip raporlamak için organize bir geri bildirim yapılmalıdır. Karar verenlerin organize bilgiye ihtiyaçları vardır. Geri bildirim için raporlara ve tablolara ihtiyaç duyarlar. Karar verici bildirimi doğrudan gerçeklilikten almazsa, kararların sonucunu yerinde görmeye kendini alıştırmazsa, sonuçta kendini yalıtılmış bir ortama hapsetmiş olduğundan başarısız olabilmektedir.